Olayın üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Ancak benim için, benim gibi milyonlarca insan için daha dün gibi 10 yıl geçti. Ve 10 yıl içinde de buradaki binalar dahi değişti. Ancak olay hala canlı. Abdi Bekçi'yi vuran kişi kısa zamanda yakalanmıştı. Hatta suçunu dahi itiraf etmişti. Bu kişinin adı da Mehmet Ali Acay'dı. Ben İpekçi'yi öldürmedim. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdüyse bunun zaten Türk emniyetinde daha sonra 12 Eylül sonrasında belirli sanıkları var, belirli ifadeleri var. Peki, bu ne? Önce her şeyi anlayalım da ondan sonra. İşte. Hayır. Seyredin ondan sonra anlarsınız. Seyredin ondan sonra anlayacaksınız zaten. Bu Abdi İpekçi'nin olayı işte. Evet. Burada Abdi İpekçi'yi öldürdüğüne dair kendi itirafı var. İtirafı asla dinlemeyeceğim. İtirafı asla kabul etmiyorum. Abdi İpekçi konusunu konuşmayalım. Bakın. Burada Abdi İpekçi'nin oradaki silahlı sağ veya sol eylemci olmadı. Bağımsız, tek başına bir terörist olduğunu. Kesinlikle hayatında hiçbir siyasal kuruluşa üye olmadı. Tanıyor musun Abdi Bekçi? Elbette, resimlerinden sanıyorum. Şahsen bir kere görmüştüm. Bana görevlenen oldu mu? Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Emlak Caddesi'nde yok. İpekçi'yi öldürmedim. Ve masum bir insanın üzerine aşırı şekilde gidilmesi de sadece ilk çağ intikam duygularına dönülmesi olur. 17 gün yer altında kaldım. Daha sonra bazı olaylar vardı. Hemen söylemek zorunda kaldım. Evet, söylemek zorunda kaldım diyorum. Hemen hemen diyorsunuz. Yani bir marj var orada. Zerre kadar bir fark var. Evet, zerre kadar var, bir yani fark var. Bir karışmışlık fakat, var işin içine. Zerre kadar bir fark var fakat her şeyde gazetecilerle konuşulmaz değil mi? Hayır, var. Ben savcı değilim. Evet. Ha, ben savcı değilim. Yani burada bunda, size savcı bunda, rol... Bunu da anlamak gerek yani. Bunu da anlamak gerek. Zerre kadar bir fark var fakat ben diyorum ki her şey gazetecilerle konuşulmaz. Savcılar var, adalet var. Yani tetiği siz çekmediniz, başkası çekti evet. Ve başkası çektirdi. Siz de ama bu komplonun içindeydiniz bir yerinde ama neresinde fakat onu söylemek istemiyorum. Marjinal olarak. Ha marjinal olarak. Evet, yani siz şeyi mi demek istiyorsunuz, kabak benim başıma patladı mı evet. Demek istiyorsunuz? Evet. Bak bak. Durum bu yani, yalan söylemeye gerek yok.